Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım keyfiniz yerindedir diyelim. Ümmeten hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atma, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca anlık ve güncel videolarımızdan anında haberdar olabilmek için sağ üst köşede bulunan bildirim çanını aktif hale getirmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar videoyu sabah saatlerinde kayda alıyorum. Bundan dolayı lütfen kusura bakmayın. Kusuruma bakmayın daha doğrusu. Çok yorgunum. Gözlerimden inanın uyku akıyor ve ben sabah saatlerinde sizlere video çekerek sizlere içerik hazırlamaya çalışıyorum. O yüzden sürçülisan edersek de affola. Lütfen kusura bakmayın. Anlayışınız için teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere Socket Stone yapımından bahsedeceğim. Socket Stone nasıl yapılır? Socket Stone nasıl basılır? Socket Stone ne işe yarar? Bunu detaylı bir şekilde bu videoda sizlere anlatacağım ve aktaracağım. Öncelikli olarak arkadaşlar şehrinizde bulunan bir yüzükçü NPC'sine giderek Socket Stone yapımı ile ilgili tarif öğrenmeniz gerekiyor. Her şehirde bulunan yüzükçüden tarif öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Hotan'a geldik. Hotan'da bulunan mücevher ustası Momoji'den tarif öğreneceğiz arkadaşlar. Socket Stone yapımıyla alakalı. Burada tarif öğren kısmı yer alıyor arkadaşlar. Buradan tarif öğren seçeneğini işaretlediniz. Daha sonra karşımıza böyle bir ekran geldi. Ekran çıktı karşımıza, simya bölümü. Bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Buradan işinize yarayan en uygun soketi yapımının tarifini seçmeniz gerekiyor. Burada her Socket Stone yapımının tarifi verilmiş arkadaşlar. Bunu ücretsiz bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Sizden herhangi bir ücret talep etmiyor arkadaşlar. Şimdi buradan mesela lowest kalite, low kalite ve medium kalite seçenekleri yer alıyor ve en son high quality Socket Stone tarifi karşılıyor bizleri arkadaşlar. Bizim işimize en uygun yarayan medium quality, yani Socket Stone, bu 64 level seviyemize en yakın Socket Stone tarifini öğreneceğiz arkadaşlar. Diğer lowest quality ve low kaliteyi seçmeyin arkadaşlar. Yine de seçerseniz size kalmış bir durum. Ama ben önermiyorum. Yani düşük level soket sistemi olduğundan dolayı ben en yakın, yani karakterime en yakın tarifi öğrenmek istiyorum. Bana en uygun Socket Stone hangisi ise onu tarifini öğrenmeliyim. Burada medium quality Socket Stone'u seçtim. Tarifini öğren dedim. Görmüş olduğunuz gibi bu tarifi öğrenirken benden herhangi bir ek ücret talebinde bulunmadı. Buna evet diyorum. Daha sonra diğer mediumların hepsini bu şekilde tarif öğren diyerek arkadaşlar hepsini tarifini öğreniyorum. Bu tariflerden arkadaşlar sizlerden herhangi bir ek ücret talep etmiyor arkadaşlar oyun. Bunların tarifini öğren diyorum. Bunların tarifini öğrendik arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl konumuza. Burada menü kısmından yap bölümü var arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz simya bölümüne. Simya bölümünden tarifini öğrenmiş olduğumuz Socket Stone'ların yapımını nasıl yapıldığını gösteren bir kısım yer alıyor. Buradan medium olanları seçmemiz gerekiyor. Medium kalitede olanlar, yani orta seviye kalitede olanları seçmemiz gerekiyor. Peki, şimdi ilk baştaki medium kalite Socket Stone'u seçelim arkadaşlar. Bunu seçtik. Görmüş olduğunuz gibi buradan bizden istenilen elementleri
bir araya getirmemizi istiyor arkadaşlar. Burada 7 seviye yani 7 degre itemleri kırdırarak arkadaşlar 4 element elde etmeniz gerekiyor. Yani sizden toplam 4 element istiyor ya da 40, 50, 60 diye gidebiliyor. Hepsinden 4'er adet yani 4 parça element istiyor arkadaşlar kısaca. Buradan her seviyeye uygun elementleri bir araya getiriyorsunuz arkadaşlar. 7. seviye, 8. seviye, 9. seviye. Her seviyeden bir element parçası toplamanız gerekiyor. 40, 50, 60 şeklinde adet miktarları bulunuyor. Buraya bu 4 elementi yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra buraya 4 element maddesini yerleştirdikten sonra burada token artisan megastone olarak bulunan ve yüzükçüde satılan bu itemi almanız gerekiyor arkadaşlar. Simya kısmında token artisan megastone itemi yer alıyor. Tanesi 12K arkadaşlar. Bundan kaç adet istiyorsa sizden bunu satın almanız gerekiyor. Bunu satın aldınız diyelim. Daha sonra arkadaşlar tarifin yapımına başlıyorsunuz. Tarifin yapımını yap kısmından devam ediyorsunuz. Dediğim gibi medium kalite soket stone'u seçtiniz. Buraya sizden istenilen elementleri tek tek yerleştirdiniz arkadaşlar. Degrelerine göre 7 seviye, 8 seviye ve 9 seviye şeklinde 3 farklı element yerleştiriyorsunuz. Ardından buraya token artisan megastone'yi yerleştiriyorsunuz. Daha sonra yap dediğiniz zaman direkt bunu yapmaya başlıyor. Bunu yaptı arkadaşlar. Diğerlerini de aynı şekilde tek tek sırayla yapmaya başlıyorsunuz. Hepsinden aynı şekilde element istiyor arkadaşlar. 7 degre, 8 degre ve 9 degreden her birinden birer parça element istiyor. Bunları yaptık. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şimdi Y tuşuna bastık. Artı kısmına arkadaşlar geldik. Burada simya kısmı bizleri karşıladı. Burada soket simya kısmından arkadaşlar buraya silah, kafalık, göğüslük ve altlık, talisman, kolluk ve ayakkabıyı artık ne şekilde yaparsanız arkadaşlar benim bildiğim 3 parça şeklinde yapılıyor. Silah, kafalık, göğüslük ve altlık yani bacak kısmı. Bu 3 kısma basılıyor benim bildiğim soket stone. Öncelikli olarak arkadaşlar soket stone'u basabilmeniz için silaha ihtiyacınız gerekiyor. Ben şu anda elimde mevcut 9 degre silahımı aldım. Buradan mesela soket simyası kısmına geldim. Buradan itemimi buraya sürükledim arkadaşlar. Buradan bu 3 alanı açmam gerekiyor. Yani burayı boşaltmam gerekiyor. Yani buraya 3 farklı alan açmam gerekiyor. Bunu açabilmem için de arkadaşlar benden bir şey istiyor. Nedir o istenilen item? Bir soket stone yerleştirmek için veya uzaklaştırmak için araç gereçlerde bir soket yapabilir. Bir soket grand stone ve destruction rondolor gerektirir diyor. Yani arkadaşlar burada yer açmak için Megastone of Socket itemini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bunun tanesi de 120K. Bunu satın aldınız arkadaşlar. Satın aldıktan sonra tekrar geldiniz bu kısma. Soket simyası bölümüne geldiniz. İteminizi buraya eklediniz arkadaşlar. Sürüklediniz. Daha sonra buradan sizi böyle çekiç gibi bir simge karşılıyor arkadaşlar. O itemi de aldıktan sonra buna bastığınız zaman soket yap dediğiniz zaman burası açılıyor arkadaşlar. Burayı kırdırıyorsunuz. Daha sonra burayı kırdırıyorsunuz. Daha sonra burayı kırdırıyorsunuz arkadaşlar. Bu silahınızda 3 farklı alan açılıyor. Yani soketi basabilmeniz için açılan alan kısmı. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Basmış olduğunuz soketleri daha sonra buraya sürükleyerek
Hepsini teker teker basıyorsunuz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar size ekstradan bir özellik sağlıyor. Bunları bastığınız zaman ekstradan HP/MP oranında artış oluyor. Fiziksel artışlarınız oluyor. Fiziksel savunma, büyü, saldırı oranları vesaire. Buradaki bütün dengeler değişebiliyor arkadaşlar. Bunlar yalnızca 10 saniye için geçerli. Bunları bastıktan sonra arkadaşlar soketimiz silahımıza geçiyor. Ayrıca arkadaşlar kafalık, üstlük ve yani altlık kısma da soket basabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısaca tek yapmanız gereken arkadaşlar sizden istenilen elementleri bir araya getirerek 7 degre, 8 degre ve 9 degre her birinden birer parça toplamış olduğunuz elementleri bir araya getirerek buradan socket stone basmak arkadaşlar. Bu çok zor bir konu değil aslında. Bunu çok kolay bir şekilde, rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ama ben elimden geldiği kadarıyla nasıl yapıldığı hakkında sizlere bilgi vermeye çalıştım elimden geldiği kadarıyla. Arkadaşlar gerçekten gözlerimden uyku akıyor inanılmaz derecede. Yani videoyu nasıl çektiğimi bile anlamış değilim ama elimden geldiği kadarıyla konu hakkında sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Dediğim gibi şehrinizde bulunan herhangi bir yüzükçüden bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken tarif öğrenmek ve bu tarifleri uygulamak. Daha sonra soket basımı işi zaten çok kolay arkadaşlar. Sizden istenilen elementleri bir araya getirerek soketleri basıyorsunuz. Daha sonra işte silahınızdaki boşlukları açıyorsunuz. Daha sonra işte o soketleri silahınıza, işte kafalığınıza, göğsünüze, altlığınıza basıyorsunuz arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kullanıyorsunuz. Size ekstradan güç veriyor. İşte fiziksel saldırı oranlarını vesaire buradan takip edebiliyorsunuz arkadaşlar artışlarını. Bunları basarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun içerisinde sizlere ekstradan yardımcı oluyor. Hem STR'niz hem mananız artıyor. Yani hem STR'niz hem intinizde artış sağlanıyor. Hem buradaki büyüsel savunma, büyüsel denge ve savuşturma oranları da artış sağlıyor. İsabet oranı yükseliyor. Fiziksel denge, fiziksel savunma, fiziksel saldırı vesaire. Bunların hepsinin dengesi değişkenlik gösterebiliyor bu soket stone'ları bastığınız takdirde. Umarım sizlere detaylı bir şekilde bunu anlatmışımdır. Umarım videonuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Dediğim gibi aklınıza, kafanıza takılan sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. YouTube kanalımıza hala abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki oyun videolarında ve serilerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.